Selamünaleyküm. Görsel programlama 2 dersi için vize sorularının ikincisiyle beraberiz. Hemen başlayalım. İkinci soru, üçgenin alanını bulmak için verilen bağıntıları kullanarak alan hesaplayan overload işlemlerini tanımlayın. Metot çağrıldığı yere bir değer döndürecek. Yani return olacak. Void kullanılamaz. Ve overload olacak. Yani overload neydi? Metotlarda isimlerin aynı olması, parametrelerin farklı olması, aynı işlem olabilir ama isimler aynı olacak ve parametre farklı olacak. Overload yapmış oluyoruz. Sinüs fonksiyonunu C# kullanımı yazılmış. Math kütüphanesinin sin fonksiyonu mat pi çarpı girilen derece bölü 180. Karekök fonksiyonunun C# kullanımı mat nokta skirt parametresi sayı. Ardından 3 tane metodumuz olacak. A yükseklik verildiyse alanı bulan, yani algoritması da kenar çarpı yükseklik bölü 2 eşittir alan çarpı h bölü 2. Ardından B herhangi iki kenar ve arasındaki açı verildiyse alanı bulan B çarpı C çarpı sinüs A bölü 2. C üçkenar uzunluğu verildiyse alanı bulan algoritması yine yazılmış. Ardından tasarımda 3 adet radyo buton olacaktır. Birinci buton seçilirse A şıkkı, ikinci buton seçilirse B, üçüncü buton seçildiyse C şıkkı olan metodu çağıracak. Sonuçlar Listbox 1'e uygun şekilde gösterilecektir yazılmış. Hemen başlayalım. Tasarımda birinci kenar, ikinci kenar, üçüncü kenar text box ekledim. Yükseklik text box'tı ve açı text box'ı ekledim. Sabitleyelim özelliklerini. Üç tane radyo buton ekledim. Hepsinin name'leri olduğu gibi duruyor. Radyo buton 1, 2, 3, sabit, text box 1 ve bu da text box 5. Hesapla butonu ve listbox 1'e yazdırma listbox'tı ve listbox'ta yazdırma için listbox oluşturdum. Hemen hesapla butona basıldığı zaman önce radyo buton çakı true, yani radyo buton 1 seçili olsun. Seçmeme şansı yok. Biri seçili olacak. Ardından double oluşturdum. Çünkü virgüllü sayı da çıkabilir. Kenar 1, kenar 2, kenar 3 ve yükseklik yazdım. Int açı oluşturdum. Ardından butona basıldığı zaman kenar 1 convert to double double'ı text box 1'in tekstini double'a dönüştürüyor. Kenar 2 eşit olsun diye double'ı text 2'yi double'a çeviriyor. Aynı şekilde 3, yükseklik de aynı şekilde 4'ün text box 4'ün yüksekliği eşitliyor. Açıyı da int olduğu için to int'le string'ten dönüştürüyoruz. Buna geleceğiz. Hemen metotlara geçelim. Önce ne isteniyordu bizden? 3 tane metot var. Overload olacak. Aynı isimde olmak zorunda. Private double, gizli olsun double, hesapla metodu. Double'ın içine kenar 1 virgül parametre, ikinci parametre, double yükseklik. Bizden yükseklik verildiyse alanı istiyordu. Biz nasıl yaptık? Biz de bu şekilde yaptık. Ardından return geriye değer döndürsün. Neyi? Kenar çarpı yükseklik bölü 2 bize neyi verecek? Alanı verecek. Yükseklik verildiyse alanı vermiş olacak bize. Bunun 3 parametresi var. Herhangi iki kenar ve arasındaki açı verildiyse, yani 3 parametresi var. Alanı bulmak için B çarpı C çarpı sinüsün A'sı bölü 2. Return geriye değer döndürsün. Kenar 1 çarpı kenar 2 çarpı Math kütüphanesi sinüs fonksiyonu açının çarpımı pi bölü 180 parantezi kapattım çarpı 0,5 çarpı bunu geriye değer döndürecek ve bana neyi bulacak? Alanı bulacak. C de 3. metotta yine ne demiş? 3 kenar uzunluğu verildiyse, yani kenar 1, kenar 2, kenar 3 verildiyse double U oluşturdum. Bu U'yu kullanacağız. Nasıl kullanacağız? Double U kenar
artı kenar 2 artı kenar 3, kenar 1 artı kenar 2 artı kenar 3'ü topla. Ardından bunu 0,5 ile çarp. Bu çıkan sonucu da double u'ya ata. Bu u'yu da geriye değer döndür. Mat sökört u çarpı u eksi kenar çarpı u eksi kenar 2 çarpı u çarpı kenar 3 olarak metodu tanımladık. Bu şekilde kodlarımızı tamamlamış olduk. Yani bunları geriye değer döndürecek. Ardından radio button check true ise listbox items'a yazdır. Neyi? Hesapla metodunun iki parametreli olarak hesaplasın dedim. Buna 3 de yazabilirim. Çünkü 3 tane overload yaptığımız için 3 parametreli de aşağıda yaptık. Kenar 1 ile yüksekliği yazdırsın. Kenar çarpı yüksekliği bulmak için kenarı ve yüksekliği yazdırdık birinci kenara. Ardından radio buton true'uysa listbox bir items add eklesin. Neyi? Hesapla metodunu eklesin. Parametreleri de kenar 1, kenar 2 ve açıyı dedim. Herhangi iki kenar ve arasındaki açı isteniyordu çünkü. Radio buton check true'u da eklesin. Listbox bir items eklesin. Hesaplı metodunu kenar 1, kenar 2 ve kenar 3 tüm kenarlarını verip alanı bulacak bana. Bunların hepsini de toString ile dönüştürdüm. Bunu dönüştürmeseydim bana atıyorum 12,5558 diye bir sayı verirdi. Ben 12,00 olarak 12,52 gitsin sonu gelmesin istediğim için bunu bu şekilde yaptım. Bir başlatalım. Sayı 1 10, sayı kenar 2'nin uzun 20, 3, yüksekliğe de 40 diyeyim, açıya da 20 diyeyim mesela. Yani bir kenar veya yüksekliği girdiysem alanı buluyor 200. İki kenar ve arasındaki açıyı girdiysek, iki kenar ve arasındaki açı 34. Üç kenar uzunluğunu girdiysek, birinci kenar, ikinci kenar, üçüncü kenar yine 34 verdi. Yok seçmedim çünkü, 0 verdi. Farklı bir sayı girelim mesela işte. Hata verdi koddan dolayı. Üç kenar uzunluğu girdim. Şunu biraz düşür. Çok yüksek girdiğim için muhtemelen. 45 verdi bana. 98 verdi. Bu şekilde ikinci sorumu da ben tamamlamış oldum. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Diğer videolarda görüşmek üzere.